Merhaba arkadaşlar, size yapmış olduğum basit bir internet web oyununu anlatacağım. Niye web oyunu geliştiriyorum? Çünkü mesela herhangi bir telefonda her şeyde rahatlıkla oynanabilir olması için. Çünkü uygulama yüklemenize gerek kalmıyor. Yine uygulamanın da içine gömüp istediğiniz platformda kullanabiliyorsunuz. Şimdi yapmaya çalıştığım şeyi anlatayım. Bir alan düşünün. Burada iki grup olacak mesela. Karşı grup ve de bizim grup. Bizim grupta mesela atak şu anda 3 tanesini yaptım ben. Atak helikopterimiz var. Karşı tarafta da bir tane tank var. Görüyorsunuz atak helikopterini takip ediyor. Tabii bu tuşlarla kullanılıyor ama bu tuşları biz burada buton şeklinde de yapıp yani telefondan da rahatlıkla oynanabilir şekle getirebiliyoruz. Takip etme, tank sadece takip ediyor. Karşımıza da mesela şurada sol altta görüyorsunuz ne sistemi var? Patriot sistemi var. Patriot bizim helikopterimizi takip ediyor ve vurmaya çalışıyor. Karşı sistem olarak görün. Biz sadece işte atak helikopterine sahibiz. Ama tabi burada bir sürü şeyler eklendiğinde sanki büyük bir savaş alanı gibi olabilir. Patriot vurduğunda basit olarak şu anda nereye geliyor? Helikopter tekrar eski yerine geri dönüyor. Tabi patlama yapabilirsiniz. Sizin her şeyi yapabilirsiniz. Aynı şu anda olduğu gibi mesela yerine geri dönüyor. Helikopterimiz de Patriot'u vuramıyor. Uzakta olduğu için o şekilde planladık. Sadece yaptığım tankı vurabiliyor. Mesela şu anda bir tankı vuralım. Evet. Atak helikopterinde de cirit füzesi var. Cirit füzesi var. Onu kullanıyor. İşte Patriot'un kendi füzeleri var falan. Basit bir oyun. Şimdi bu basit gibi gelebilir ama bunu telefon versiyonunda şöyle 4'e işte 16'ya 9 telefon versiyonunda burada bir grubun silahlarını yani işte mesela buraya adam stratejisini kuracak. Karşı taraf geldiğinde online savaşacak. Burada mesela hepsini tank da yapabilir. Yani illa zorunluluk yok. Bir de bunlar hareket ediyor şu anda ama bunları mesela üzerine tıklayıp bir yere yönlendirebileceksiniz. Karşı tarafın hattını yok etmeye çalışacaksınız. Mesela biz de kendi savunmamızı yapacağız. O da bizi yok etmeye çalışacak. Burada güzellik siz hattınızda işte aynısından birçok mesela karşı taraf dizdi. Siz hepsini helikopter yapabilirsiniz. Ama karşı tarafta tabii o da gizli bir şekilde dizecek. Hepsini Patriot yaptığı zaman doğal olarak Patriotlarla helikopterleri vurmuş olacak. Bu bir şans. Yani sizin karşı tarafı nasıl dizdiğini tahmin etme şansınız zor. O yüzden yani bir şekilde dizeceksiniz. Veya öyle bir dizim yapabilirsiniz ki kendi hattınızda şurada diyelim. Karşı tarafa karşı. Karşı taraf ne dizerse ona karşı bir savunma yapabilecek şekilde. Yani hepsinden. Atıyorum helikopteriniz de olur. Mesela Patriot var diyelim. S-400 de olur. Tankınız olur. Altay tankınız. Burada hepsi ayarlı olur. Bunların tabii şeyleri olacak. Ne olacak? Menzilleri. Mesela tank yerde olanları vurabiliyor ama belli bir alanına girenleri vuruyor. Mesela Patriot ya da S-400 buradayken burayı vuramaz. Ama diyelim ki belli bir alanına girdi. İşte şuradan şuraya kadar geldi. Ortaya yaklaştı. Hemen Patriot sistemleri devreye girecek. Yaklaşanları vurmaya çalışacak. Tabii burada bir atışta vuruyor. Biz onları yine can azaltma şeklinde yapabiliriz. Ya da bir atışta vurabilir. Veya belli sürede atar. Mesela o şekilde yapabiliriz. Bu şekilde yapmaya çalıştığım bir oyun. Tabii bunu ben yeni başladım. Yani bu zamanla yavaş yavaş çoğalarak gidecek. Online bir siteye koyacağım. Şu anda koymadım. Bakın helikopter 15 diyor. Şu anda ben bunu böyle kontrol ederek oynuyorum ama ben kontrol etmeyeceğim. Böyle hani tıklayacağım, seçeceğim, şuraya yönlendireceğim. Seçeceğim, şuraya yönlendireceğim. Siz kullanacaksınız ve böyle zevkli bir şey olacak. Sadece böyle bir şey var. Onu bir anlatayım dedim. Sizde bu bir web uygulaması. Size sayfa kaynağını görüntüle dediğimizde ne var burada? Hedefe dön. Yani hedefe yönlenme fonksiyonlarımız var. İşte mesela füzeyi belli yönde göndereceksiniz veya füze değil helikopteri belirli yönde yöneleceksiniz. Böyle fonksiyon kodlarımız var. Mesela bütün zamanı başlat diyor. Helikopter, tank, patriot bunların sürekli kontrolüyle çalışmaları var. Pervaneler var. Mesela burada gördüğünüz gibi bir ne dönüyor? Atak helikopteri çalışıyor mesela ama bu nasıl bir şey? Burada atak helikopterinin bir vücudu var görüyorsunuz. Bir de ne var? Mesela bir de noktası var. Onun merkezini belirleyen. Bir de pervanesi var. Bunlar aslında resim. Bunlar gördüğümüz şu üçü resim. Ne yapıyoruz biz bunu? Kodlarla bunları hareketlendirerek sanki helikopter uçuyormuş gibi yapıyoruz. İşte ateş ettiğinde sesler çıkartıyoruz. Helikopter sesi de yapabiliriz. Onun var zaten. Onun üzerine çalışıyorum. Biraz otomatik modda çalıştıramadım.
Mesela tankı patlattığını görmüştünüz. Tankın düz hali, patlamış hali falan. Bunları kullanarak geliştirebilirsiniz. Mesela Patriot'un bu resmi var. Füzenin resmi var. Mesela Cirit füzesi atıyor dedik atak helikopterimiz. Evet, böyle bir şey. Ben yani paylaşmak istedim. Böyle bir şey tasarlamaya çalıştım. Bu geliştirebilir bir oyun. Amacım şu. Mesela oyunlarda sürekli bir zorlama var. Yani bitsin bitsin diye. Burada mesela bir silahtan bir daha koyamıyorsunuz. Siz mesela oynadığınız oyunlarda ben bu tarz oyunlar oynuyorum. Mesela sıralama ve karşı tarafa savaş. Ama hep aynısından iki tane koyamıyorsunuz. Mesela tank koyuyorsunuz, ikinci tankı koyamıyorsunuz. Benim burada amacım, burada tabii yerler olacak, slotlar. Buralara istediğiniz kadar istediğinizi koyacaksınız. Artık sizin stratejinize göre karşı tarafla savaşacaksınız. Böyle güzel bir şey olacak. Şimdiye kadar testler, mesela denemeler böyle devam etmiş bakın. 15'e kadar gelmişim. Tabii bu önce ben silahları ekleyeceğim. Ondan sonra bunları artık otomatik modda kendi kendine çalışır hale getirdiğimizde ekleyip bırakacağız. Seçtiğimize yön vereceğiz. Bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet, sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii anlamayanlar kafası karışmıştır. Bu nasıl bir şey? Niye gerek var? 3 boyutlu oyunlar zor. Yani o zaman telefonu kastırıyorsunuz ama böyle basit 2 boyutlu oyunlar hem zevkli oluyor hem de hızlı zekanızı kullanmanızı sağlıyor. Evet, görüşmek üzere. İyi günler. Bu maketleri yapmak istiyorsan beğen, abone ol ve takipte kal. Seninle biz bir bütünüz.